Efendim hayırlı akşamlar. Son Düzlük programına hoş geldiniz. Bu akşam da bir konukla, bir konuyla yine karşınızdayız. Yaklaşık bir saat bir programımız olacak. Biliyorsunuz bu programda özel konuları işlemeye çalışıyoruz. Aslında hepimizi ilgilendiren, hepimizin de canı sıkan bir konuyu konuşacağız bu akşam. Nedir? Son zamanlarda biliyorsunuz yediğimiz yiyeceklerle ilgili olan konu. İşte tırnaklı hayvanların katıldığı, işte domuz etinin karıştığı meseleleri hepimiz gündemdeydi zaten. Sakarya'da da biliyorsunuz bu Sakarya'da Adana'dan sonra ikinci sırada gözüküyoruz şu anda firma bazında. Biz de dedik ki gönlümüze birilerinin su serpmesi lazım. Kimi çağıralım dedik. Lokantacı Odası Başkanı Serdar Gök'ü çağırdık. Serdar Başkanımıza soracağız bu akşam rahat rahat yemek yiyelim mi yemeyelim mi de. Serdar Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Evet, dediğim gibi başkanım son zamanlarda istenmeyen, yaklaşık 1-2 seneden beri de bu konu devamlı böyle gündeme geliyor. Sakarya'da bazı konular var. Sakarya'da da yani biz dışarıda yemek yemeyi seven insanlarız. Yani lokantalarımızı övünen insanlarız. Ben evet. Dışarıda yemek yiyen biriyim ve her zaman da yediğim yere de güvenen bir insanım. Ama son zamanlarda bazı olaylar oluyor. Bu süreci şöyle bir yuvarlak bir toplarsak... Bir girizgi alalım, ondan sonra ben size sorularım olacak. Şimdi öncelikle tabii ki Sakarya'nın adının böyle bir konularla geçilmesinden dolayı biz yiyecek içecek sektörü olarak, lokantacılar olarak gayet rahatsızız. Gönül isterdi ki hiç böyle konulara Sakarya'nın adı bir şekilde bulaşmasın. Fakat ne yazık ki çıkan raporlar doğrultusunda bunlara muhatap olmak zorunda kaldık. Fakat şöyle bir durum var. Tarım İl Müdürlüğü'nün açıklamış olduğu resmi listede biliyorsunuz ki bir tane bile lokantacı yoktur. Bizim lokantacı esnafımız yoktur. Bunlar genelde sucuklarla alakalı, sucuk ya da şirket diyeyim yani, evet. Şirket bazında olanlarla alakalıdır. Çok şükür bizim lokantacı küçük esnafımız bir tane içlerinde yoktur. Bu da tabii ki bizi bir yandan da çok mutlu etti. Peki yoktu derken siz de denetleniyorsunuz değil mi? Bu denetlemelerden biraz bahseder misiniz? Şimdi bana? Şöyle söyleyeyim ben size. Tarım İl Müdürlüğü'nün yapmış olduğu denetimlerden en sıkı denetimden geçen sektörlerden bir tanesi biziz. Biliyorsunuz ki Tarım İl Müdürlüğü ayın her günü sahadadır ve ne zaman hangi esnafın kapısını çalacağı, ne zaman çalacağı belli değildir. Kaldı ki bırakın. Tarım İl Müdürlüğü geldiği zaman bizim temizlik, hijyenden tutun, sattığımız ürünün numunesinden tutun, ilaçlamaya kadar, dükkanın ilaçlanmasına kadar bütün raporları biz sunmak zorundayız zaten kendilerine. Artı bizim tezgah çıkartmış olduğumuz ürünlerin hepsinden birer numune alır Tarım İl Müdürlüğü. Bunları laboratuvarına götürür, analizlerini yapar, temiz raporlarını tekrar bize gönderir. Biz şimdi bu kadar sıkı denetlenirken, bu kadar Tarım İl Müdürlüğü bu işin üstündeyken, bizim lokantacılarımızın böyle bir şey yapmasının imkan ve ihtimali yoktur. Şimdi nasıl oluyor peki? Şöyle yani her ay mı geliyorlar? Yani bunların belli bir takvimi. Mesela bir yıl içerisinde bir lokanta kaç kere denetleniyor? Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Zaten gelinceye tarih belli olmuş olsa denetim bir anlamı olmaz. Evet. O gün bize ne zaman çıkıyor. Bize ne zaman geleceği belli olmaz. Yani atıyorum ayın içinde bu hafta geldiyse bir dahaki hafta gelmeyecek diye bir kanun yok. Öyle bir şey yani yok. Aynı yere bir hafta sonra da gelebilir. Bir hafta sonra da gelebilir. Üç gün sonra da gelebilir. Kesinlikle bir tarih, bir zaman mefhumu yoktur yani. Yaşandı mı peki böyle bir şey ya? Mesela bir hafta sonra aynı yere geldiğinde oldu tabii, mu? Tabii tabii. Oldu. Tarım İl Müdürlüğü bu konuda Sakarya'da gayet iyi çalışıyor. Şimdi bir lokantaya geliyor. Mesela lokantaya mesela sabah mı gelirler, öğlen mi gelirler, akşam mı, nasıl denetlerler? Çünkü halkımız da bunu bilmesini istiyorum da o yüzden detaylı şimdi, soruyorum. Şimdi zaman derken zaman da yoktur. Şöyle söyleyeyim, sabah da gelebilirler. Yani öğlen servisen yoğun olduğu zaman. O anda öğlenliğin de gelebilirler. Tabii bunlara hakkı vardır ve geldiği zaman da tezgahtan çıkartmış olduğumuz ürünlerden hepsinden numune almaklarına sahiplerdir. Dükkanın tamamen hijyenik olup olmadığına, temiz olup olmadığına, yiyecek işine uygun olup olmadığına denetlemeye hasıllardır. Şöyle yapalım. Şöyle mesela kaç kişi geliyor? Ben bir şey mesela daha eklemek tabii istiyorum. Biliyorsunuz ki yiyecek içecek sektöründe ruhsat alırken ilk önce odamıza kayıt olur esnaf. Ondan sonra belediyeye başvurur ruhsat için. Artı bunun akabinde de şöyle bir durum var. Tarım İl Müdürlüğü'ne de işletme kayıt belgesi alınır. İşletme kayıt belgesi ne demektir? Ne demektir? Şudur, hemen açılımını yapayım ben size. Ben bu işletmeyi şu adreste, şu iş üzerine, yani yiyecek işi üzerine açtığını beyan eder bizim esnafımız. Bu kayıt altına alınır Tarım İl Müdürlüğü'nde ve listede Tarım İl Müdürlüğü'nde olur.
denetleme çıkacağı zaman zaten bize kayıtlı olan bütün esnafların önünde adreslerle beraber, telefonlarla beraber bütün bilgileri olur. Bunun doğrultusunda da bütün Sakarya'yı denetlerler. Şimdi şöyle, Sakarya esnafı lokantalarından bahsediyoruz. Siz de bunların başkanısınız. Lokanta esnafı etini genelde sabit bir yerden mi alır, yoksa yani mesela ucuz bulduğu yerden de et alan esnaflar olabilir mi? Bizim lokantacı esnafımız genelde herkesin çalıştığı kasap bellidir. Düşünün ki ben şimdi kendimden örnek vereyim. Ben şu an aşağı yukarı 20 seneden beri aynı kasapla çalışıyorum. Yani birçok esnafımız da bu şekildedir. Güven üzerine kurulmuş bir sistem de var burada diyorsunuz. Evet, güven üzerine kurulmuş bir sistem var. Artı biz aldığımız ürünlerin, yani etin, kıymanın, tavuğun ne alıyorsak dükkanımıza kasapla alakalı, biz bunların zaten faturalarını da alıyoruz. Yani bizim nereden, kimden ne aldığımız, ne kadar aldığımız hepsi faturada bellidir yani. Anladım. Yani şimdi düşünün ki Tarım İl Müdürlüğü tavuğun üstündeki son kullanma tarihi olmayan bir tavuğu sizin dolabınızda, lokantacının dolabında yakaladığı zaman bile buna ceza kesiyor. Peki o denetime biraz geri döneyim. Konu dağılacak galiba, o şekilde devam edeyim. Denetime gelirler. Kaç kişi geliyorlar yani denetime? Sayıları belli oluyor mu? 3 kişi gelir. 3 kişi gelir. Evet. Ne yaparlar mesela? İçeri giriyorlar. İçeri girirler, sizin mutfağınıza girerler. Şimdi lokantacıya şunu mu diyorlar? Diyorlar biz Tarım İl Müdürlüğü'nden geliyoruz. Doğru. Burada bir denetim yapacağız. Doğru. Lokantacıyı dışarı mı çıkarırlar? Hayır, içeride olursunuz siz. İçeride olursunuz. Fakat sizin mutfağınıza, lokantanın mahrem yeri nedir? Mutfağıdır. Evet. Mutfağınıza girerler. Tezgahınızı temizliğine bakarlar. Siz onlara müdahale etme hakkınız yoktur. Yok, kesinlikle yok. Zaten öyle bir şey olamaz. Yani mesela şu an müsait değilim deme hakkınız var mı mesela? Hayır, öyle bir şey yok. Sabah da siz hazırlık yaparken de gelebilirler. Siz hazırlık yapmış olsanız bile aynı temizlikte, aynı hijyende yapmış olmanız lazım yaptığınız işi. Anladım. Dolabınıza girerler, dolabınıza kaç bakarlar. Kaç noktaya mesela bakıyorlar? Havalandırmanıza bakarlar. Yemeklerden numune mi alıyorlar? Nasıl yapıyorlar? Tabii çıkarttığınız ürünlerden numune alınır. Numuneler bir kaba konur, kapların üstü mühürlenir. Mesela siz 10 sonra, çeşit yemek yapıyorsunuz. Onundan da mı alırlar, yoksa o kendine göre tespit ettiği bir yemekten mi alıyor? Yok, hepsinden alma hakkına sahip. Yok, genelde nasıl oluyor? Genelde en az 10 çeşit yemek çıkartıyorsanız 5-6 çeşitinden kesin. Yani yarısından alır diyorsun. Tabii, kesin. Sonra alır. Arkasından temizlikle ilgili bir denetim mi yapar? Tabii, temizlikle alakalı mutfağınızda havalandırma olup olmadığına, cam olup olmadığına ve bu camlarda sineklik olup olmadığına dair bakılır. Mutfağınızdaki floresan lambanın üstünde kapak olup olmadığına dahi bakılır. Tarım İl Müdürlüğü çok ciddi bir denetim geçiririz biz bu yönden. Ve bu kadar ciddi bir denetim varken, bu kadar sıkı bir denetim varken bizim esnafımızın böyle bir şeye bulaşmasının, böyle bir işlerin içine girmesinin yani zaten ihtimali yoktur. Zaten sistem sizi diyorsunuz. Yani mesela kötü niyetli birine de açık değil mi diyorsunuz? Değil. Mesela olabilir, içinizde bir tanesi kötü niyetli. Tabii. Veyahut nefsine yenildi. Ama siz diyorsunuz, benim anladığım, ya zaten bu denetimlerden kaçabilmesi mümkün değil diyorsunuz. Evet, doğru mu? Aynen öyle. Tamam, şimdi şöyle devam edelim. Peki ne yaptırım var Tarım İl Müdürlüğü'nün mesela? Kaç tane yaptırım var? Ceza yaptırımı var? Dükkanı mı kapatıyor? Yoksa ikaz mı ediyor? Bunun ceza, yaptırımlarından bahsedin biraz. Ceza sistemleri zaten gayet ağırdır Tarım İl Müdürlüğü'nün. Artı ruhsat iptaline kadar bu iş gider. Hı. Zaten ruhsat iptali olduğu zaman da bir anlamda sizin... Mesela uyardıklar oluyor olur. Mesela? Hani mesela küçük küçük gördükleri şeye bakın arkadaşlar, bunları böyle yapın. Şimdi şöyle bir durum var. Ciddi bir problem varsa dükkanın içinde uyarma diye bir şey yoktur Tarım İl Müdürlüğü'nde. O anlamda demiyorum. Yani mesela oluşabilecek veya küçük veya mesela şimdi orada... dükkana girmiş, sabah gelinmiş, daha dükkana işte süpürülmüş ama pasta satılmamış. Hı. Tabii ki bunu uyarabilir. Ama ciddi bir sorunla karşılaştığı zaman, bir havalandırma sorunuyla karşılaştığı zaman, işte bir camında sineklik olmadığı zaman, bu tarz şeylerde Tarım İl Müdürlüğü'nün ya işte bunu bugün böyle yaptınız da yarın yaparsınız anlamında bir şey yoktur. Tarım İl Müdürlüğü çok nettir bu konularda. Zaten bizim esnafımız Tarım İl Müdürlüğü'nün ne kadar net olduğunu iyi bilir, lokantacı esnafı, ve herkes ona göre zaten hareket ediyor. Tarım İl Müdürlüğü geldi. Orada bir hata kusur görürse ceza mı kesiyor, yoksa nasıl oluyor? İşte o süreç nasıl işliyor? İlk seferinde bir 10 günlük süreç verilir ya da 15 günlük bir süreç verilir. 15 gün içinde eksikler rapor halinde verilir işletme sahibine. Derler ki 15 gün içerisinde bunları tamamlayın, biz kontrole geleceğiz. 15 günün sonunda tekrar bu adrese, bu işletmeye gelinir kontrole. Verilen raporda
yapılmasını istenilenlerden eğer bir eksik bir şey işletme sahibi yaptıysa o zaman cezai işlem uygulanır. Cezai işlem uygulanır. Ama bu dediklerim sadece bu işte yemekten alınan numaralar hariçtir yani. Peki Sayın Başkanım, bu süreçte böyle bu tarz denetlemelerde yakın zamanda veya işte yakın zaman size de ucunu açık bırakarak soruyorum. Kapatılan lokantamız var mı hiç böyle? Tarım İl Müdürlüğü'nün mesela Kapatılan yok ama cezaiyen işletmelerimiz var. Cezaiyen işletmelerimiz de şundan dolayıdır. İşte az evvel dediğim gibi bir tavuk vardır. Üstündeki ambalajı sökmüştür. İşletme sahibi dolabına derin dondurucuya koymuştur. Bunun üstünde son kullanma tarihi olmadığı için, ambalajını yırttığı için olmadığı için mesela cezaiyen olmuştur. İşte mutfağındaki havalandırmada sineklik olmadığı için cezaiyenler olmuştur. Yani bunlara hiç cezaiyen yok diyemeyiz yani. Kapatılan olmadı diyorsun. Bu da böyle güzel bir ölçü ama bence. Şimdi kapatılan olmaması bizi mutlu ediyor. Demek ki yani? Kapatılma bence ölçüdür. Ben bir vatandaş olarak ölçülü bu olarak buldum. Kapatılma raddesine gelecek bir esnafımız yok bizim. Evet. Bu da Sakarya adına gurur verici. Bence de bu çok önemli. Bunu da özellikle altını çizerek bir daha söyleyeyim. Kapatılmaması benim için iyi bir ölçü. Ben bir vatandaş olarak söylüyorum bunu. Sonrasında şey yapıyoruz. Peki size böyle kapıdan hani şimdi insanların sorduğu merak ettiği şeyleri sormaya çalışıyorum aslında. Kapıdan birileri gelip et satmaya çalışır mı lokantacılara? Böyle şeylerle karşılık yok hayır alırlar mı anlamında sormuyorum. Bu tarz şeyler olur mu mesela? Bu tarz şeyler olur mu olması çok zor bizde. Yani biz dediğim gibi bizim senelerden beri her esnafın alışveriş etmiş olduğu kasaplar bellidir. Bunlar zaten faturalıdır, resmidir. Yani bizim esnafımız poşetlerle size et satan mesela satmaya çalışan alan demiyorum bak satmaya çalışan bu tarz satmaya çalışan olalım derken tabii ki her sektörde bir şeyler olmuş olabilir. Biz yani buna kesin net yok diyemeyiz. Ama buna karşındaki muhatap önemlidir bu işlerde. Eğer karşındaki muhataptan bir talep görmüyorsan senin satmanın da bir anlamı yoktur. Ama sonuçta şöyle de bir şey var Sayın Başkanım. Mesela şimdi bir ikinci bir aşamada bir denetim oluyor ve bu hayvanlar kesiliyor. Ve bunlar yakalanıyor. Bunlar da bir yerlere dağılıyor. Şimdi burada mesela nereye gidiyor bu etler diye sorarsak sizin fikriniz nedir? Şimdi açıklanan raporlara göre bakıldığı zaman biz raporların üstünden konuşmak gerekirse resmi raporların ki doğru üstünden, olan budur zaten. Bu genel anlamda sucuk üzerinden en çok zaten bu iş yapılıyor. Benim anladığım kadarıyla bu yani gördüğüm kadarıyla bu. Sucuğun da olmasının neden? Çünkü çoğu işletme benim bildiğim kadarıyla fason yerlerde bu sucuklar yapılıyor. Yani fason yerlerde yapıldığı için de bundan yana en çok bu tek tırnaklı dediğimiz olaydı zaten sucukta çıkıyor. Dikkat ettiyseniz de raporları siz de incelediyseniz işte bilmem ne sucukları, o sucukları, bu sucukları devamlı bunlar da kullanılıyor yani. O sucukları peki lokantalarda tüketilmesi mümkün mü? Şimdi şöyle bir durum var. Yani sizin aldığınız yer, ben şimdi bir sucuğun kilosu, bugün normal bir sucuğun kilosu ne kadardır? 500 ile 600 TL arasındadır bir sucuğun kilosu. Ben şimdi bunu işletmeci olarak 500-600 lira verip kasabımdan ya da aldığım yerden bu sucuğu alıyorsam, ama bu sucukta da içinde bir şey varsa ben bunu bu kadar bilemem yani sucukta. Ama safi et dediğiniz zaman, kıyma dediğiniz zaman biz lokantacı olduğumuz için biz bunların hepsini anlarız yani. Ama sucuk aynı şey değildir. Şeyde Halit Başkan'ın bir açıklaması oldu. Bu çok soruluyor. Bana da şimdi mesaj geldi bununla ilgili. Yani siz o açıklamayı biliyorsunuz. Gerçi birkaç yerde cevap verdiniz ama burada da sormak zorundayım. Sormazsam niye sormadın derler en azından yani. Benim de durumum biraz zor. Ben de bir başkan olduğum için şimdi yani ortada ama burada şimdi bir saat başkanlığı bırakmak zorunda kalıyorum. Yani moderatör olarak bu soruyu da. Yani bu Halit Başkan'ın dediği şey nasıl bakalım? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben ilk başta şunu söyleyeyim. Bizim Halit Başkanımızın talihsiz bir açıklama olarak ben bunu değerlendiriyorum. Böyle bir iddiada bulundu. İşte lokantalara poşetle et satılıyor diye. Fakat şöyle de bir durum var. Siz de bilirsiniz. İddia ispat ister. İspat da belge ister. Diye ben sorarım yani. Bütün lokantacı esnafım adına. Şimdi herhangi bir raporlarda, herhangi bir şeyde bir tane lokantacıda böyle bir problem çıkmamışken kimse benim lokantacı esnafıma, kimse benim yiyecek içecek sektöründeki esnafıma bu tarzda poşetler lokantaya gidiyor diye böyle bir şey olamaz yani. Ben bunu kabul etmiyorum. Bütün esnafım adına kabul etmiyorum zaten. Yani.
Peki onunla ilgili sonra başka bir açıklama yaptı mı başkanım? Talihsiz bir dedi. Yani orada yanlış anlaşıldın diye bir şey söyledi mi? Ben birebir kendisiyle telefonla konuştum. Evet. Yanlış anlaşıldım dedi. Ben öyle demek istemedim tarzında. Olabilir. Bazen canlı yayın hataları olabiliyor yani. İnsanların dürüst suçması olabilir. Evet, bunun karşılığında da farklı anlamlar çıkabilir. Şöyle canlı yayında mesela aklından başka bir şey geçmiştir ama kelimelere farklı da dökülmüş olabilir mi? Çünkü Halit Başkan, da bu konuda hassas olduğunu bildiğim için. Ben şuna inanıyorum. Biz Sakarya'da siz de dahilsiniz buna. 61 tane oda başkanımız hep beraber ve bizim 61 tane oda başkanımız da esnafın menfaati, esnafın iyiliği adına ne var ne yoksa herkes zaten çalışıyor Sakarya'da. Evet. Yani böyle bir birlik beraberliğin içinde de kimse kimseyi baltalamaz diye ben düşünüyorum. Evet. Şimdi şeyde buradan devam edersek bir de bu işlerin mesela yapanlara ceza noktasında da bazı böyle serzenişler var. Mesela, şimdi ben size çok basit bir örnek vereyim. Bu akşam okudum hatta 34 tane ayrı zeytinyağı firması. Evet ben de okudum bugün. Okumuşsunuzdur. Ve hepsi aynı kişi yapıyor bu işi. Aynı marka. 34 tane ve hepsinde yasaklı madde çıkıyor. Yani bu şu aslında kanunda şöyle bir boşluk oluyor. Ben şimdi bu tek tırnaklı işini benim yaptığımı farz edelim. Benim işte nedir? A dükkanım var. A'da yakalanmış. Ben bu sefer isim değişikliği yapıyorum. A'yı kapatıyorum ama aynı kişiyim gene. B dükkanı olarak gene aynı şekilde devam ediyorum. Yani bunun bana göre bu işin biraz kanunda boşluğu var gibime geliyor benim. Yani bir insan bununla alakalı yakalandığı zaman ömür boyu Türkiye'nin hiçbir yerinde bu ticareti yapamaması lazım. Şirketin ismi değiştiği zaman tekrar aynı şeye devam edememesi lazım. Bilmiyorum siz de düşünüyorsunuz, farklı mı düşünüyorsunuz şirket ama. Şirket ceza görüyor burada, kişi devam kişi ediyor. Kişi devam ediyor. Kişi devam, yeni bir şirket, şu yeniden devam tabii ediyor. Tabii canım. Ya bunun böyle olmaması lazım. Bunun önüne geçilmesi lazım diye düşünüyorum ben. Yani bununla ilgili evet bir daha bir yeni bir düzenleme yapılması lazım. Bir de şimdi onu o da önemli bir konu. Mesela 34 tane 60 küsür galiba 34'ü aynı kişinin. Evet. 60 küsür tane zeytinyağı şeylerini markalarını ben de okudum bugün. Ve bu yani ilk olan bir şeyin defalarca olan bir şeymiş. Yani. Başkanım bir de şöyle düşün bak. Şimdi sen bir markadan alıyorsun zeytinyağı sana kapalı bir ambalajda geliyor. Evet. 10 senelik bir ilişkin var toptancınla. O anda o toptancıya o mal girdiği zaman sen toptancıya güvenmiş oluyorsun. Evet. Otomatikman o gaflete düştüğü anda sen kapalı olduğunu bir test etmiyorsun ki zaten bunu. Yani böyle bir test aletin de yok. Evet. Sen ona 10 yıllık güvencinden dolayı o yağla ürün yapıyorsun mesela. Evet. Şimdi bu çok biraz sıkıntılı bir durum bence yani. Yani aslında bunun ta ki başındaki kişinin o eylemi yani mesela ürünün çıkış noktasına bir denetim olması lazım bence. Aynen, yani yoksa hani Serdar'ın lokantasına geldikten sonra denetlemeyi de çok doğru bulmuyorum. Bilmiyorum katılıyor musun sen benimle? Tabii işin yani en başından gelinmesi lazım. Sizin dediğiniz gayet ben de katılıyorum. Aynı fikirdeyim ben de ama en başında denetleme olduğu zaman tabii ki bu diğer tüketenlere gelene kadar zaten bu iş meydana çıkmış olacak. Onlara ulaşmamış olacak. Senin kasabın hata yaptığı zaman senin önündeki ondan sonraki herkes hata yapıyor. Yani aradaki bir kişinin hatasını bence bu sistem olarak engellenmesi lazım. Yani o en başındaki hayvanın kesim anındaki işlemlerinin bence çok daha dikkatli yapılması lazım bence. Aynen öyle. Katılıyorum ben de. Sevkiyatı. Yani çünkü biz aslında şunu yapamıyoruz. Mesela denetimi en son noktada denetleyerek ona ne insan gücü yeter ne efendime zaman yeter. Zaman yeter evet. Çünkü bir denetleme bildiğim kadarıyla bir sene falan sürüyor onun tahlilleri falan yani değil mi? Yani aşağı yukarı öyle oluyor. Yani şimdi doğru düşün bir sene içerisinde adam yakalansa bile bir sene faaliyete devam ediyor. Evet. Bir sene sonra ona cezai müeyyideye uygulanıyor. Şimdi mesela çok daha ilginç şeyler de olabiliyor bizim sektörümüzle alakalı. Ne olabiliyor mesela? Siz de hatırlarsınız bunu geçmişten. Mesela köfteyi yoğururken bazı ustalarımız içine yumurta kırar. Evet. Sıksın daha iyi tutsun diye. Evet. O köfte analize gittiği zaman o köftenin içinde kanatlı hayvan olarak çıkıyor o yumurta biliyor musunuz? Yumurta. Evet. Peki bunu ayırt edemiyor mu peki o analizeden? Evet yok hayır edilmiyor. Kanatlı hayvan diye çıkıyor. Kıymanın içinde. Aslında hiç alakası yok. Sırf kıyma. Ya da varsa da ama şunu sebebi yumurta, tek de orada diyemezsiniz yani. Efendim? Sebebi tek de yumurta da diyemem. Belki içinde de var belki de. Yok yumurta şey yapıyor. Tamam bak şunu söylüyorum. Etkiliyor. Yumurta etkiliyor ama
yumurta etkiliyor diye bunu suistimale uğratacak biri de olabilir mi? Ya tabii sonra kalkıp abi yumurta var onda diyebilir mi mesela? Olabilir canım. Değil mi yani? Yani onun da iyi analizini yapmak lazım aslında baksana. Ama yani böyle yanlış anlaşılmalar hani diyor ya şeyi çalan minareyi çalan diyor kılıfını uydurur diye bir hikaye hazırlar ya. Bu iş öyle yapar yani yumurta der yani onun için. Ben şöyle toparlamak gerekirse ben şöyle söylerim. Bizim lokantacı esnafımız kendi yemediği hiçbir şeyi müşterisine satmaz. Sakarya'da bu böyledir yani. Biz Sakarya olarak biz şöyle alınmak istiyoruz. Bizim bir ıslama köftemiz var. Hı hı. Bilmeyen yoktur şehir dışında. Coğrafi bizim, işareti var. Evet. Bizim bir kabak tatlımız var ya. Amerika'dan basın şeyi ıslama köfte coğrafi işaret almış. Evet. Bizim bir kabak tatlımız var. Bizim bir keşkeğimiz var. Hı. Biz bunlarla alınmak istiyoruz. Yiyecek içecek sektörün başında olan insanlar olarak bütün esnaflarımla beraber yani. Biz ıslama köftemizle alınalım. Biz kabak tatlımızla alınalım. Biz güzel şeylerle alalım. Sakarya güzel bir şehir. Biz de bu şehirden ekmek yiyen insanlarız. Dolayısıyla hep iyi alınmak isteriz. Ne kadar iyi alınırsak bizim esnafımıza o kadar faydadır zaten. Peki bunla, şimdi burada şimdi zarar gördü mü diyorsun yani bu olaylar? Zarar görmez olur mu? Niye görmesin? Şimdi düşünün ki en ufak bir şeyde midesi bulanan çok insanlar var bu konuyla alakalı. Tabii ki. Hassas olan çok kişi var. Diyemeyiz biz. Bunun üstünü kapatıp geçemeyiz. İster istemez bu bizim esnafımıza dokunuyor. Yani niye böyle bir şey olsun ki? Zaten günümüz şartlarında zaten esnafların bir dünya problemleri var. Siz de esnaflık yapıyorsunuz. Evet. Bunu gayet benim kadar iyi biliyorsunuz. Aynı zamanda o da başkanısınız yani. Zaten bu kadar bir esnafın problemi varken bir de bunlarla uğraşırken bir de bunun üstüne bu gibi tek tırnaklıydı bilmem ne bu tarzda şeyler üstüne gelince dayanılmaz bir hale geliyor. İnanılmaz derecede insanlarda moral bozukluğu yaratıyor yani esnafımızda. Peki şöyle bir çözüm önerisinde bulunsam katılır mısınız? Mesela şimdi biliyorsunuz insanlar hak ettiklerinin karşılığını almak isterler. Almadığı zaman da üzülürler. Evet. Şimdi bakıyorsunuz mesela burada bazı ustalarımız var. Mesela Yeni Cami'de bir köftecimiz var. Evet. İnsanlar otobandan çıkarak burayı köfte yemeye geliyor. Evet, Ankara'ya doğru. Giderken değil mi? Evet, yani uğrarlar, giderler, yolunu değiştiriyor. Giderler. Yani evet. Düşünemiyor musunuz? Evet. Yani bu bir turizmdir ona bakarsan. Yani evet. Sakarya'nın turizm şeyidir aslında. Şimdi biz bu işlerle anılınca Sakarya olarak şimdi dolayısıyla zarar vermeyecek. Evet. Peki esnafın da mesela şöyle bir kategorileşmesi gerekmiyor mu sizce? Mesela bir yıldız takılabilir mi esnafa sizce mesela? Mesela bu müessese işte 5 yıldızlıdır. Bu müessese 4 yıldızı. Yani şimdi 30 yıllık esnafsınız. Babadan geçen esnaflar var Sakarya'da. Günde biri geliyor yanınıza. Evet. Diyor ki ben de onun kadar iş yapabilirim diyor. Benim diyor da tezgahım da onun gibi. Bunu doğru buluyor musunuz mesela? Yani buna mesela bir kategorileştirmek gerekmiyor mu? O zaman belki de o kaliteyi, o güven şeyi çıkartabilir miyiz? Şimdi güven olayını çıkartmak demek bu yanlış olur bana göre. Neden 30 yıldan beri hiç sekteye uğramamış, problem yaşamış müessesenin yani bu da kalkıp mesela SESOP tarafından bir yıldız verilse bu müesseseye 5 yıldız. Daha olur değil mi? Yani sadece daha onurlandırıcı olur. Ay, sadece Tarım İl Müdürlüğü'nün denetimi değil kardeşim. Bu denetlendi. Biz de bunu biliyoruz. Evet. Şahidiyiz der gibi düşünelim mesela. Nasıl bir köftecimiz varsa meşhur bir tane dönercimiz var yani Sakarya. Değil mi yani şimdi yani bu bunlar senelerden beri bu işin üzerine cidden profesyonel olarak ve lezzetleriyle gelmiş insanlar bunlar. Ama onu mesela, özel yapan bir şey yok ki. Mesela benim de işletmem babamızdan biz, rahmetli babamdan geliyor. Şimdi biz kardeşimle beraber biz devam ediyoruz. Hı. Aşağı yukarı bizim de işletmemizin 40-45 senelik bir mazisi var yani. Tabii bu zaman dilimi kolay geçmiyor. Hep özveri istiyor, müşteriye güven istiyor. Bunların hepsi birbirini tamamlayıcı unsurlar zaten. Tabii ki dediğiniz gibi yıldız verilebilir mi ya da aklıma geldi diye söyledim. Daha farklı bir şey de olabilir. Aslında güzel bir fikir. Katılıyorum yani. Niye verilmez? Yani mesela ahilikte de mesela kategorisi yok mu esnaf? Hani biz her sene ahiliği kutluyoruz ya mesela. Evet, doğru. Yani bir de şöyle düşünün. Daha da ileri gidersek mesela her sene bir yıldız takma töreni yapılabilir. Bazı kriterler oluşturulur. Dersin ki işte sen bir yıldız almak için şunları yapman lazım denilebilir mesela. Biz şunu Adapazarı Belediyesi'yle yaptık. Nasıl yaptık? İşte yılın esnafı diye. Tamam.
sektör sektör, mesela bu geçtiğimiz senede bizim sektörümüz yoktu, diğer sektörler vardı. Aslında belediyeyle bu çalışmaları yaptık biz. Yani aslında bir nevi buna benzeyen bir şey belediye, yani. Evet, aynı. Ama orada kriterler yok. Orada belediye şöyle yaptı, bizi referans alarak o şey yaptı. Orada öyle. Şimdi mesela ama kriterleri oluşturursak aslında o referansla sorunlar çıkabilir. Mesela senin yanlış referans verdiğini düşünen de olabilir. Senin, mesela biz seçimle geliyoruz çünkü oyla evet, geliyoruz. Sana oy vermeyen biri kalkıp sana da bir iddiada bulunabilir. Der ki onu kayırıyor diyebilir mesela. Diyebilir tabii canım, ama olabilir. Sen şimdi kriterleri oluşturursan işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane maddesi var. İşte senin bu kategoriye gelmen için bu 7 maddeyi oluşturman lazım. En az 3 kişi yanında çalıştırman lazım. Efendime söyleyeyim işte 10 seneden beri esnaf olman lazım. Atıyorum bunları. Evet, bunlar oturup doğru, konuşulabilir. Bu kriterler hep beraber birlik içerisinde. Aslında bazı musibetleri de bu kriterlere uyan insanlara her sene dediğiniz gibi belli ölçüde bir belge mi olur, yıldız mı olur, bu tarzda bir şeyler verilebilir ve şunun da faydası olabilir. Verildiğini gören yeni esnaflar da aynıları biz girer. De alalım diye belli bir rekabete girip de kalite arttırma olabilir. Hı hı. Doğru, ben doğru bir çok, yani. Şunu bakın, bir musibet gelmişse başımıza, evet, atıyor mu? Sakarya'da bir musibet olarak görüyorum. Evet. Çünkü Sakarya ismi geçiyor. Bu musibeti sadece düzeltmek yetmez. Musibetin üstüne bir de artı koyarak çıkmak lazım. Evet, aynen öyle. Anlatabildim mi? Yani doğru, biz musibeti eğer düzeltmeye çalışıyorsak o zaman suçu örtmeye çalışıyoruz. Evet. Doğru mu başkanım? Doğru katılıyorum. Ama sen buna bak bu musibeti tamamen ortadan kaldırıp hatta daha iyi bir sistemle beslersen o zaman ne olur? O musibetin sana aslında faydası olmuş olur sonunda. Evet. Yani bu çürük elmalar düşer, ağacı salladığın zaman çürük elmalar düşer ama sağlam meyveler ağaçta kalır. Başkanım şimdi şimdi ben şöyle bir şey de söyleyeyim mesela bu konuyla kapatalım. Başka bir konuda değinmek gerekirse biz diyoruz ki işte hep lokantalar üzerinde o çıkıyor, bu çıkacak mı, öyle olacak mı, böyle olacak mı? Aslında Sakarya'da şu an bir sorun daha var. Nasıl bir sorun var bizim sektörümüzde? Seyyar sorunu var. Nasıl yani seyyar sorunu var? Evet, nasıl? Bugün çıkın öğlenleyin okulların önlerine gidin. Bir tane motorun tepesinde tavuk pilav satıyorlar. İşte ne bileyim köfte satıyorlar. Dolap yok, soğutucu yok, hiçbir şey yok, hijyen yok. Bir de gece dönercisi olayları da başladı. Şimdi gece döner olayında şöyle bir durum var. Seyyar gece dönerciler de görmeye başladı. Seyyar gece dönerim ben kendim tasvip etmiyorum. Hı. Bize kayıtlı olan üye dükkanında gece olarak yapıyorsa... Yok, ben seyyardan bahsediyorum. Seyyar kesinlikle olmaması lazım. Düşünsenize. Denetim olmayan bizim, bir şey yani. Bizim yiyecek işimizde en önemli olan unsur nedir? Bir mutfağınız olacak, iki suyunuz olacak, üç temizliğiniz olacak. Hı. Doğru mu? Doğru. Dört de dolabın olacak, soğutucu bir dolabın olacak. Evet. Şimdi seyyarda bunların hepsinin bir arada olması böyle bir şey olabilir mi? İmkansız. Mümkün değil. Mümkün değil yani. Şimdi biz bunları belediyeye de buradan çağrı yapalım. Hı. Denetlenmesi lazım. Bu seyyarların bir an evvel Sakarya'dan kalkması lazım. Ben böyle düşünüyorum. Ya da bunları bir çerçeveye alınabilir mi mesela? Yadası yok. Şimdi ya da İşte ya da o yüzden soruyor. Mesela yada, bunlar yada odaya gelip yok? Kaydolup o hijyen belgeleri sağlanabilir mi? Ben onun altına giremem. Niye giremem? Giremezsin. Düşünün ki siz bir motorun arkasında bir tane camaken yaptırmışsınız. Camakenin içinde pilav var, yanında tavuk var. Hı. Tavuk en çabuk bozulur. Balık tavuk en çabuk bozulan şeydir. Hı. Şimdi siz oda başkanı, siz benim yerimde olmuş olsanız siz bu riskin altına girer misiniz? Yok, girmem. Bana, size kayıtlı olsa. Ben bu şekilde bakmadığım için sordum özellikle. Ben giremem. Hı. Yani dolayısıyla bu seyyarlara mümkün olduğu sürece... Bunun kalkması mı gerekiyor diyorsun? Bana göre kalkması lazım. Hı. Ama seyyarı kaldırmak da çok kolay bir şey değil başkanım. Bu da değil, bir gerçek değil. Değil tabii. Onu değil. Yani ama gerçekçi şimdi, olmak lazım. Bir de öteki taraftan düşünelim. Şimdi bugün en küçük bir esnafımız, bize kayıtlı olan bir esnafımız dükkan kirası ödüyor. Hı. Elektrik ödüyor. Hı. Su ödüyor. Personel çalıştırıyor. Kendi işinin nispetinde vergisini ödüyor. Hı. Odaya kayıtlı. Yani belediyeye çevre temizliğini ödüyor. Tabela vergisini ödüyor. Düşünün şimdi ben bir tane motorla çıkacağım. Hiçbir şey ödemeyeceğim ama istediğim gibi hareket edeceğim. Oradaki, sizce doğru mu? O dükkanlardaki tüm hakların aynısını siz de isteyeceksiniz. Ya doğru mu? Geçen gün bir şey yaşadık. Çark Caddesi'nde
Bir tane adam o kağıt neydi var? Böyle tüylü bir şey satıyorlar ya hani. Pamuk elma. Pamuk elma, evet. Pamuk elma çerçevesinde satmaya çalışıyor. O sırada iki tane sivil zabıta müdahale etti. O da onlara karşılık verdi. Mukavemet oluştular falan. Biraz da tartaklama olayına kadar dönüştü. Hemen vatandaşlar müdahale etti. İşte mağdur gördüler satıcıyı. Evet. Satıcı şunu söylüyor. Diyor ki ben diyor vergimi veriyorum diyor. Şimdi bak şimdi üstüne etiket koymuş. Benim diyor vergimi veriyorum diyor. Ben de kendisine dedim ki ya dedim kardeşim dedim bak benim de burada dükkanım var. Geçen gün dedim çocuklar stand çıkarmışlar belediye bana ceza kesti dedim. Evet. Şimdi herkes kaldırmış, bir kaldı şimdi bak dolayı. Şimdi. Evet. Şimdi dedim ki ben de vergimi veriyorum hatta kira da veriyorum kardeşim dedim. Evet. Bana da haksızlık yaptılar o zaman dedim. Ya şimdi bu kadar basit olmamış. Şimdi sen vergi veriyorsun diye istediğin yerde, istediğin saatte, istediğin şekilde. Evet. Şimdi biz biraz elmaları armutları karıştırıyoruz anlatabildim evet, mi? Evet doğru. Sonra dedim ki orada işte o sırada polis arkadaşlar da geldi. Dedim arkadaşım bu arkadaş buradan çıkması gerekiyor yani. Vatandaşlara da dedim siz müdahale etmeyin arkadaşlar bu buradan çıkacak. Yani burada hem örnek teşkil ediyor hem sağlıksız bir ürün satıyor burada. Burada bu satamaz bunu dedim. Ve nitekim çıkarttık her neyse ama şimdi kişinin iddiası çok garip geldi bana. Ben de vergimi veriyorum diyor. Bak. Sen yarın ben diyorum ki nasıl bir vergisi vardır onu anlamadım yani. Ben de anlamadım şimdi. Bak ben de anlamadım ama, adam iddia ediyor. Yani bir dükkanda vergi oluşturunca onu seyyara dönüştürüp acaba böyle bir sistemleri mi var onu da anlamadım mesela. Yok öyle bir şey olamaz canım yani normalde nedir dükkanını işletmeni tutarsın ruhsatını alırsın vergiye kayıt olursun odana kayıt olursun. Ruhsatını alırsın belediye kayıt olursun tarım il müdürlüğüne gidersin işletme kayıt belgeni alırsın ondan sonra sen bu işi yapma haizsindir. Ama bunların dışında ben bana göre yanlış yani. Sayıları çok mu seyyarların? Seyyarların sayıları maalesef çok. Ve bu durumdan artıyor mu? Artıyor ve bu durumdan da benim esnafım rahatsız. Şikayet şimdi çok mu geliyor? Var bana? Evet. Şimdi diyor ki bana benim üyem işte falanca okulun karşısında aparatifçi örnek veriyorum ben size. Örnek veriyorum derken gerçekleri söylüyorum hı hı. Yalnız. Olanları söylüyorum. Sadece okul ismi falan verdim. Tamam. İyi yapıyorsun. Okulun karşısında aparatifçi benim üyem. Ben diyor öğrenci çıkarken iyi kötü öğrenci işte bir tost satacağım ya da bir çiğ köfte satacağım, hı hı. Bir şey satacağım, çay satacağım, onu satacağım. Ama bir bakıyorum diyor bir tane diyor motorlu diyor yanaşmış oraya diyor. İşte arkasında tavuklu pilavı bilmem nesi nohutlu pilavı ya da artık ne satıyorsa o tarzda şeyler patır patır diyor onu benim gözümün önünde satıyor diyor. Şimdi siz olsanız dükkanda siz kendinizi onun yerine koyun benim üyemin yerine koyun yani. Dükkandayım ben bekliyorum orada bütün gereken kurallara uyup dükkan açmışım. Şimdi benim karşıma gelecek motorla beraber benim gözümün önünde malzemeyi satacak ben de bekleyeceğim orada. Siz şimdi bunu kabul eder misiniz? Yok etmem. Ya da bunun haklılık payı var mı? Ama garip olan da şu. Ne yapacak o adam? Gidip onu dövse veyahut mukavemet oluşsa suçlu olacak. Ona gerek yok. Ona girmemiz lazım. Burada şikayet etse burada, müdahale edilmiyor. Burada düşen zabıtaya görev düşer. Zabıta gerekli denetimlerini yapar. 1, 2, 3 derken. Başkanım bu iş denetimle hallolur mu? Ben size onun örneğini vereyim. Geçmişte Zeki Başkan döneminde biz bir toplantı yaptık. Hı. Esnafları çağırdım. Hı. Zabıta Daire Başkanı, Zeki Başkan falan hep beraber oturduk Orman Park'ta. Bu seyyar sorununu biz dile getirdik orada. Hı. Ve o toplantı bittikten sonra inanın bana toplasanız 3 hafta içerisinde seyyarların birçoğu hemen hemen tamamına yakını Sakarya'dan kalkmıştı biliyor musunuz? Nasıl başardılar? Zeki Başkan, yani o zaman biz Zabıta Daire Başkanı'yla beraber başarmıştık biz bunu. Yani olmaz diye bir şey yok. Sayı yeter mi? Yani bu denetlenerek mesela zabıtanın kadrosu, personel yeterli midir? Yani bunları da bilmek gerekiyor mu? Şimdi şöyle bir durum oluyor. Bazen biz şununla karşılaşıyoruz. Hı-hı. İşte bana telefon açıyor dedim ya mesela bir okulun önünden. Hı-hı. Ya diyor ki üye işte böyle böyle diyor burada diyor böyle böyle bir problem var diyor. Biz de bazen belediye arıyoruz diyoruz ki böyle böyle burada bir problem Hı-hı. var. Bir bakabilir miyiz diyoruz. Yani o gün mesela atıyorum
bir pazar, pazarlarda oluyor ya, zabıtaların çoğu pazara geçmiş oluyor. Bu sefer orada denetim zorlaşıyor. Evet. Bunlarla karşılaşıyoruz. Ama şimdi biz bunlarla karşılaşıyoruz diye de bununla mücadeleye de bırakacak bir halimiz yok. Biz mücadelemizi verelim. Eminim ki işin sonunda galip gelen biz oluruz ya. Şimdi mesela bizim çar çatısı herkesin gözünün önünde olan Sakarya'nın en önemli caddesi. Göz bebeği yeri. Göz bebeği. Bir de yani bana göre Sakarya'da çar çatısına düzelmeyen bir sorunun diğer taraflarda nasıl olduğunu düşünmek bile istemiyorum. Çünkü düşün, herkesin gözünün önünde. Ben çar çatısına seyyarın sıfır noktasına kadar indiğini hiç görmedim. Yaklaşık orada da kaç yıldan beri esnafım? Hemen hemen 20-25 yıldan beri esnafım ben. Ben sıfır noktasını daha orada seyyarı görmedim. Yani bunun için bence sadece denetimin yeterli olduğunu ben senin gibi iyimser düşünmüyorum. Bunu söyleyeyim yani özellikle. Daha farklı çözümler bulmak lazım. Yaptırımların daha fazla olması lazım. Bence cezai müeyyedelerin bu tarz işlerde yani birinin... Hani diyor ya ben bir daha bu emniyet kemerini çıkartmam denilecek seviyeye gelmedi sürece o ceza, o emniyet kemeri takılmıyor arkadaş. Takılmıyor, evet, doğru söylüyorsun. Anlatabildim mi? Yani ben bu emniyet kemerini bir daha çıkartmam kardeşim, ben de bu parayı ödemem. Hani seviyesine gelene kadar biz emniyet kemerini takmayız. Ama tabii şimdi, ki bu ceza işlemlere geldiği zaman bu gene belediyemizin elinde. Yani işte, zaten elinde. Yani şimdi düşün, biri kalkıp akşamdan karar veriyor diye ben de seyyar satıcılık yapacağım. Ama diğer bir kişi ona geldiği zaman veya bir oda başkanına soruyor, kardeşim eğer sen bunu yaparsan bir yıllık birikimini belediye senin elinden alır, cezası var dediğin zaman bu adam yapar mı onu başkanım? Yapmaz. Seyyar'ın bir cezası var mı başkanım? Seyyar'ın cezası normalde zabıtanın tutarak tutma etkisi var. Var. Ne kadar? Kimse bilmiyor bunu. Valla benim tahminim zanneder. Ben tam lira, bilmiyorum. 2000 lira, 3000 2000, lira. 2300 lira civarlarında bir şey olmaz. 2300 lira. Adam zaten toplu günde 5000 lira para. Evet. Ne olacak ki 2300 verse yani. O da ayda 4 kere ama, denetime takılsa ama, belki de diyor ki hadi bu benim de bonusum diyor dediğim, belki de. Dediğim gibi seyyar sorununu bir şekilde bizim Sakarya'da çözmemiz lazım. Şimdi düşün. Şimdi sen mesela atıyorum pilavın bir haftalık atıyorum pirincinin içerisine kurt yakalasa senin pilavını. Evet. Tamam mı? Sana öyle bir ceza kesiyor ki dükkanı kapatmaya kadar giden bir hikayesi var. Seyyar'da denetleyemiyorsun. Şimdi Sakarya'da şöyle de bir durum da var. Bizim karşılaştığımız problemlerden bir tanesini daha ben size söyleyeyim. Bizim sektörümüzle alakalı. Bizim sektörümüzde uzaktan yakından alakalı. Yiyecek içecek sektörü, yiyecekle alakalı bir sektörümüzle alakalı bir herhangi bir hiçbir şekilde alakası yok. A işi yapıyor. O A işinin yanında abi melemen yapıyor. Hı-hı. Tost yapıyor. Hı-hı. Tavuk kavurma koyuyor. Normal kavurma koyuyor. Yapmaması mı lazım? Yapmaması lazım değil. Yapamaz. Ama yapmaması yapıyor. Lazım değil yani. Ama, yapamaz. Kanun olarak aslında da yapamaz. Mahsustan biraz da soruyorum. Yani onu özellikle bunların, üstüne basmak için evet, soruyorum. Bunların özellikle denetlenmesi lazım. Ama o işte Tarım İl Müdürlüğü ona gitmiyor işte. Efendim? Değil mi? Tarım İl Müdürlüğü çünkü onun ruhsatında şey yazmadığı için ona evet. Denetlemeye gitmiyor değil mi? Maalesef öyle. Maalesef öyle. Lokanta ibaresine gidiyor. Maalesef elindeki listede yok çünkü o adam değil mi? Evet. Ya maalesef öyle oluyor. Yani düşünün ki şimdi yani bir işletme sizin yiyecek işiyle alakanız yok. Fakat dükkana mı giriyorsunuz? Tostunu yapıyor, menemenini yapıyor. Hepsini koymuş dükkana. Bütün yiyecek işi. Bizim lokanta kadar malzeme çıkartıyor orada. Ne bize kayıtlı, ne bizim işimizle alakalı, başka yere kayıtlı. Yani bunların üstüne düşmemiz lazım. Ben sizin odanızın daha yetkili olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi biz onu her zaman söylüyoruz. Yani bazı odalar var. Kanunun... Mesela kendi odamın bak çok yetkili evet. Olmasını iddia edemem. Anlatabildim mi? Çünkü bizim sattığımız ürünlerde biz en çok müşteri muhalefetinde devreye girersek bir yararlı olabiliriz. Şimdi ama kanunlar sizin... bize şöyle bir evet. Hak tanınması lazım. Evet. Biliyorsunuz ki biz olan olarak yaptığım gücümüz sınırlı. Evet. Şimdi öyle bir kanun, işte bunların hepsinin değişmesi lazım. Kanun değişmesi lazım. Şundan dolayı söylüyorum. Ben şimdi uygunsuz bir şey, ruhsat dışı yapılan bir şey gördüğüm zaman benim tutmuş olduğum tutanakla buna işte SGK'dan tutun, vergi dairesinden tutun, belediyeden tutun, Tarım İl Müdürlüğü'nden tutun. Benim tuttuğum tutanakla buna ceza kesebilme yetkisi bize verilmesi lazım. Anlatabildim mi demek istedim? Ceza biraz şimdi biraz düşündüm biraz. Ya ceza, da şöyle söyleyeyim. Yani ceza burada sorun ne olur? Mesela hani
suistimal olur mu bu ceza işinde? Ya da cezaya dönüşebilecek hale gelecek bir evrak da olabilir mi acaba mesela? Yani yok, ceza işi biraz... Kesinlikle olmaz. Neyse hakuk neyse onu gözeterek... Ama o da şimdi senin üyen. O da şimdi senin onu ceza ben kesebilir misin? Ben şimdi şunu söylüyorum. Üyeler haricinde diyorum. Mesela ben atıyorum yönetim kurulundan arkadaşlarla 3 kişiyle biz de yönetime çıkmışız. Böyle bir yetkimiz var. Tuttuğumuz tonakların da karşılığını bulabileceğimiz bir ortam olduğunu düşünün. Ben tuttum mesela Seyyar. İsim soyad TC kimliğini almışım bu burada falanca bu işi yapıyor deyip de ben bunu gerekli mercilere götürdüğüm zaman bunun karşılığının olması lazım. Biraz karışık geldi başkanım bu bana. Yani hayretten konuşuruz belki bunu ama birlikte. Daha yani başkanlar kuruluna bu konuyu konuşuruz yani, belki ama yani biraz daha ilave etmemiz gereken şeyler var. Bizim şu an yaptığımız nedir? Mesela bir yerde bir seyahat var. Biz üyemizi soruyor böyle böyle diye. Biz bunun yazısını tutup belediyeye gönderebiliyoruz. Böyle bir hakkımız var onu olarak. Tutanak tutabiliyorsunuz. Tabii biz bunun tespitini yapıyoruz. Diyoruz ki işte A okulunun orada şöyle şöyle bir durum vardır. İşte seyahat vardır. Bu konuyla alakalı gerekenin yapılmasını ya da denetimin yapılmasını isteyebiliriz diye biz bunları gönderiyoruz zaten. Bunları belediyeye de çalışıyoruz yani bu konuda. Bizim SESAB'ın, ben mesela bana soruyorlar, diyorlar ki SESAB'ı içindeyken eleştirirsen en çok neyi eleştirirsin diye soruyorlar mesela. Ben şu cevabı veriyorum. Bunu da televizyonda söyleyeceğim diye kızanlar olabilir bana ama en azından öz eleştiri yaptığımızı görsünler diye söylüyorum. Bizim disiplin kurulumuzun çalışmadığını eleştirisini yapıyorum mesela. Bizim bir disiplin kurulumuz var, yaptırımları var. Yani bazen hatta şunu söylüyorum, diyorum ki biliyorsun bizim bir Süleyman Kamacı abimiz var, biliyorsun değil mi? Efsane. Allah sağlık sıhhat versin kendisine. Birçok mahkemenin çözemediği işler çözdüğü rivayetleri var. Şimdi iddiada bulunmayalım da yanlış bir yere gitmesin konu. Ben bu konunun yani bu tarz girişimlerin SESOP'ta disiplin kurulunda çözülmesi gerektiğini düşünüyorum ben mesela. Fakat şöyle bir durum var. Geçmişte de ben bunları gördüm. Mesela herhangi bir konuyla alakalı disiplin kuruluna başvurduğunuz zaman da SESOP'ta gereken toplantı yapılır. Disiplin kurulunda bununla alakalı uygulanacak ne varsa onları uyguluyor. Tamam ama biz çok fazla çalıştırmıyoruz bunu işte. İşte bu neden kaynaklanıyor? Ben kendi adıma öz eleştiri yapıyorum bu konuda. Neden kaynaklanıyor? Sanki disiplin kurulunda biz de biraz duyarsız gibi miyiz desek? Bence de. Bence de disiplin kurulunu biraz aslında rafa kaldırmışız biz. Yani aslında disiplin kurulu belki de esnafın ama aslında bu bir... Bu ülkede şöyle söyleyeyim ben size daha yeni yeni şunu anlaşıldı. Neyi başkanım? Tüketici heyeti şikayeti daha yeni alıştı insanlar. Bence ben bizim disiplin kurulları doğru çalışırsa ben tüketici mahkemesine giden dosyaların da azalacağını düşünüyorum. Çünkü neden? Şöyle disiplin kurulu mesela bir ikazda bulunduğu esnaf kesinlikle düzeltir kendini. Örnek veriyorum. Evet, değil mi yani şimdi yani bu mahkemeye gitmeden çözülebilir birçok konu bence evet, yani. Doğru ya değil mi? Düşün ya dosyan geldi bize. Biz de biraz bunu düzelt. Şimdi düşün bir lokantada iyi hizmet etmeyen bir lokanta olduğunu düşünün. Bu şikayete oluşmuş. Disiplin kurulunun bir telefonu o şey veya disiplin kurulu oda başkanına ikazı senin bir üyen varmış. Bugünden ben size çok kısa bir örnek vereyim. İsim vermeyeceğim gene. Odamızı bir tane bayan aradı. Buyurun. Daha doğrusu benim genel sekreterim muhatap oluyor. Diyor ki ben diyor falanca yere gittim diyor. Ve gittiği yerde bizim üyemiz değil. Başka bir odamızın üyesi. Falanca yere gittim diyor. Orada diyor beni diyor bekletiyorlar diyor. Bekleyince diyor ben diyor sinirlendim diyor. Dükkan sahibi de esnafız ya biz nasıl konuşuruz esnaf ağzı olarak. Abi abla. Tabii. Hani beyefendi, hanımefendi çok zor. Evet biz de abi abla biraz fazladır. Evet, yani. Biraz evet, esnaflarımız da biraz fazladır. Dükkan sahibi diyor ki ablamı diyor kızdırmayın diyor hemen diyor verin diyor istediğini diyor. Tamam mı şimdi? Tabii ki bunu deyince de bayanla hani abla denmesine niye hanımefendi denilmedi tarzında kendine göre bir sistemle bulunuyor. Evet. Neyse bizim odamızda oluşuyor. Ben de böyle böyle diyor. Böyle bir konuyla bana karşılaştım diyor. Bana böyle böyle dediler işte. Ben de bunu diyor şikayet anlamında yani. Ne yani dedin başkanım kendisine? Efendim? Ne dedik bayana? Şimdi biz şunu dedik. Kendisi de kurumsal bir yerde çalışıyormuş. Dedik ki siz dedik kurumsal bir yerde çalışıyorsunuz. Tabii ki orada isteseniz de abi, abla gibi kelimeler kullanamayız. Beyefendi işte hanımefendi tarzında konuşuyorsunuz. Doğrudur siz buna alışık olabilirsiniz ama biz esnafız. Esnaf da kötü niyetle bunu söylememiştir.
bizim genelde alışkanlığımız var abi. İyi bir şey değil ama alışkanlık yani. İyi bir şey anlamında söylemiyorum ama alışkanlık var. Böyle bir alışkanlığımız var, bir kültürümüz var yani. Bunu dedik, biz bunu iyi niyetle söylemiştir deyip biz yatıştırdık. Olay kapandı ondan sonra. Evet. Evet, bunu bence biraz daha çalıştırmamız lazım. Biraz, o zaman aslında... Şimdi mesela nedir bu tarz olay olduğunda, ben bunu örnek olarak anlattım. İşte nedir bu disiplin kurulu? Evet. Burada devreye girebilir. Arayı evet, bulmamalı gelebilir. Esnaf uyarma anlamında da devreye girebilir. Kesinlikle. O yüzden ben bu örneği verdim yani. Aynen. Yani şöyle düşün. Ben bu konuda disiplin kuruluna gelecek dosyaların %100'e yakın adaletli bir şekilde çözüleceğine inanıyorum. Tabii. Yani mesela bazı olaylar oluyor. Mesela bir adam gidiyor arabasını yaptırıyor. Çok ciddi fiyat farkları oluyor, fahiş farkları oluyor. Yani bazı hesaplarımız da var bu konuda. Şimdi burada şimdi nereden anlıyoruz bunu? Basında çıkan haberlerin altına yapılan yorumlardan ben bazen görüyorum. Diyor ki ya diyor kardeşim böyle yaptılar diyor. Evet. Belki bu adam yani çare bulamıyor yani. Mesela mahkemeye gitse dünya sürecek bir zaman. Avukata ödeyeceği bir para. Lanet evet. olsun diyor. Bırakıyor. Ama bak o lanet olsunun karşılığı ne biliyor musun? Esnaf... Sınıfın tamamı zarar görüyor bu işler. Aynen, bir kötü öyle. Kişi yüzünden. Evet. O mesela müracaat edebileceği bir nokta olsa, yani hakkını arayabileceğini, adaleti tecelli edeceği bir yer bulabilse arar. Ben de ararım mesela. Derim ki... Bu disiplin kurulunu hep beraber biraz daha meşrulaştırmamız lazım bizim. Kesinlikle. Bence bilmesi disiplin kurulunu yani. Bir daha gözden geliyor. Özellikle oraya koyduğumuz kişilerin çok gerçekten bu şehirde hem esnaf olarak hem kişilik olarak hem kendini rüştüne ispat etmiş kişiler olması lazım. Yani doğuda var buna devam ediyor biliyor musun? Hani onlar belki böyle odalar üzerinden yapmıyor ama istişare kurulları var. Evet. Onlar mesela toplanıyorlar bir karar alıyorlar ve kimse hayır da demiyor o kararı. Çünkü onlara güveniyorlar yani. Yani o yüzden bence bunu konuşmakla. Başkanım çok az bir sürem kaldı da. Bu... Ben o zaman bir konuya daha değinmek tamam, buyur, isterim başkanım. Kapatmadan önce. Evet. Şimdi... Esnafımızın ciddi sorunları var. Ekonomi mi konuşacağız? Ben de ekonomi soracaktım size. Yani yiyecek içecek sektörünün en başta gelen sorununu ben size söyleyeyim. Birincisi bizim ana madde yani ham madde olarak ettir, tavuktur, yağdır, undur, şekerdir. Biz bunları dükkanımıza aldığımız zaman %1 KDV ile alıyoruz. Yani fatura girişimiz bizim %1. Biz bunları işleyip tezgahımıza çıkartıp da müşteriye sattığımız zaman ve müşteriye satıldığı zaman da bu biliyorsunuz fişini ya da faturasını kesmek zorundasınız. Biz bu fiş faturayı kestiğimiz zaman biz %10'la çıkış yapıyoruz. Yani arada %9'luk bir farkımız kalıyor bizim. Ve bu ciddi manada bizim esnafımızı yormaya başladı. Ne oluyor peki? Yani %1'le aldın, %10'la sattın. Ne oluyor? %9'luk farkla ciddi KDV'ler çıkmaya başladı bizim esnafımız. Devlete karşısında. Vergi mi çıkıyor bu sefer otomatik? Yani sen çok kazanıyor gözüküyorsun aslında burada değil mi? Evet. Yani bu ciddi bir şekilde bizim esnafımızı yormaya başladı. Şöyle oluyor. Sen %1'le fatura aldığın için stoğunu fazla stokla dolduruyorsun. Kestiğin anda fişi bu sefer aşırı KDV ödemek zorunda kalıyorsun. %10'la çıkış yapıyor. Evet. %9'da... Neden düzeltmiyorlar bunu? Biz bunu devletimizden talep ediyoruz zaten. Ya da %1'le çıkış yapın o zaman. Madem %1'le alıyorsun %1'le çıkış yapın. Ya biz şu an %1 olsun da demiyoruz ama en azından %10 olsun. O anlamda söylüyoruz. Ve bu ciddi manada peki bizim... Peki bu konu hiç federasyonda falan gündeme gelmiyor mu? Biz bunu federasyona yazılı olarak da bildirdik. Evet. Hiçbir cevap geldi mi bununla ilgili? Fakat onlar da bakanlığa bildirdi çok ama... Çok bir şey ilgilendiriyor bu konuya. Şu an daha geri dönüş olmadı. Yani şöyle söyleyeyim, bu KDV derken bu sadece KDV ile bitmiyor. Biliyorsunuz siz de esnaflık yapıyorsunuz. Bir de bunun yıl sonunda gelir vergisi var. Evet, gelir vergisi. Çıkan KDV'lerin %20'sini hesaplarsınız, gelir vergisi o tarzda önümüze çıkar. Düşünün ki ciddi manada KDV çıkıp da gelir vergisinin neler çıkacağını esnafa. Artı günümüz şartlarında Türkiye'de %67, %68'lerde enflasyon oranı açıklandı biliyorsunuz. Evet. Ve bunun akabinde de doğal olarak iş yeri kiraları da yani %67, %68 ve... Durmuyor. %60'ı kabul etmiyorlar şu an. Tabanı söylüyorum size. Taban %60. Taban enflasyon oldu şu anda. Evet. Tabanı söylemiyorum zaten. Tabanı söylüyorum ben size. Çok basit bir örnek vermek gerekirse çok zaten böyle bir kira da kalmadı Sakarya'da da. 10 bin lira işletme kirası veren, dükkanına kira veren bir insanın otomatikman 17 bin lira kirası oluyor. Daha bunun stopajı hariç. Evet. Vergisi hariç. Evet. Artı yanınızda çalıştırdığınız elemanlar var. Günümüz şartları zorlaştırdıkça bizim sektörümüzde kolay kolay artık asgari ücrete insan çalıştıramıyorsunuz. Yok, çalıştıramıyorsun.
Bizde de çalıştırıyoruz. Sizde de çalıştıramıyorsunuz. Doğal olarak devamlı maliyetlerimiz katlanarak ileri gitmekte. Bu sefer fiyatlara yansıyor. Bu sefer enflasyona yansıyor. O zaman ülke enflasyona etki ediyor. Şimdi şöyle de bir durum oluşuyor. Fiyatlara yansımasından biz aslında mutlu değiliz. Niye? Şimdi biz bir ürünü 10 liraya satarken, misal söylüyorum, 100 kişi bizden alışveriş yapıyordu. Şimdi bu ürün 10 lira yerine 1000 lira oldu. Ne oldu? Otomatikman 100 yerine de 10 kişi gelmeye başladı bizim ülkemize. Alım gücü her geçen gün düşüyor. Sizin burada beklentiniz şu mu? Yani oranın alış ve çıkış oranının aynı olmasından yarısı. Aynısını. En azından daha az bir farklı olmasını bekliyoruz. Neden? Aynı olsun. Yani o fark bile bir müddet sonra belki size yine... Aynı yani olması... %10'la alın, %10'la çıkış yapın. Yani tamam da, aynı olması çok zor bir olay. Yani neden? Gerçekçi olmak gerekirse öyle bir şeyin olabileceğine keşke olmuş olsa. Daha önce değil miydi? Tamam da keşke olmuş olsa. Ben bu günümüz şartlarında ben sadece %10 yerine atıyorum %5'le bir çıkış yapalım da biz ona da razıyız diyelim esnaflar adına yani. Ama çok ciddi bir sorun bu bizim için. Yiyecek içecek sektörünü çok ciddi manada zorluyor. Başkanım bir soru geldi. O soruyla kapatalım istersen programın sonu. Bu kuryelerle ilgili çok şikayet oluşmuş. Yani bu kurye konusu özellikle de yemek sektöründe. Şimdi, bununla ilgili size de şikayetler geliyor mu? Şimdi bildiğiniz üzere şöyle bir durum oluştu. Artık insanlar oturdukları yerden, evlerinden, iş yerlerinden, ofislerinden sipariş söyleme alıştılar. Hatırlarsanız bundan dönün 25-30 sene öncesine, 25 sene öncesine kurye işi bu kadar yoktu. Yok denilebilecek kadar azdı. Evet. Fakat günümüz özellikle pandemide bu iş patladı. Pandemide insanlarda daha da bir alışkanlık oluştu. Herkes oturduğu yerden işte internet üstünden belli sitelerin üzerinden siparişlerini verip oturdukları yerde yemek gelsin diye. Tabii ki bu konuyla alakalı da işte dediğim gibi insanların hepsi bir değil. Kimi kurye gidiyor kapıya kadar, buyurun hanımefendi diyor ya da buyurun beyefendi diyor. Kim de gidiyor hiçbir şey demeden böyle paketi uzatıyor. Ya da işletmeden çıkarken kimi kurye neyse hakkı onu söyler müşteriye. Biz bunlara şahit oluyoruz, duyuyoruz yani. Kimi de işte götürdüğü ürün normalde müşteriye 10 lirası 12 lira eder. Bu tamamen ama kurye sorunu var mıdır? Kurye sorunu var. Herkes en azından bir kuryelerin denetimden... eğitimden geçmesi lazım olduğunu düşünüyorum. Peki bunların bağlı olduğu bir oda var mı? Oda yok. Fakat kendi işlerinde bir şey kurdular. Bir federasyon tarzı kuruldu. Tamam. Odası bunlar... olmayan federasyon olmasının yani dernek mi kurdular bunlar? Evet, dernek kuruldu. Neden oda kurulmuyor bunlara? Onu o kadar bilemeyeceğim talip ama... Talip misiniz? Talip olur musunuz mesela bunlara? Mesela sizin oda olarak mesela sizin sektörünüzde de... çünkü sizin sektörünüz içinde bir... Böyle bir, bizim sektörümüz... Yani en azından denetimini, ben çünkü denetimini bir yere bağlanmasından yanayım. Çünkü mesela şimdi bir kuryeyle problem yaşadım. Kimi arayacağım ben mesela başkanım? Şimdi zaten kuryeyle problem yaşadığınız zaman zaten olarak çalıştığı dükkanı, yani doğal olarak yiyecek içecek tamam, o da sektöründeki insanı arıyorsunuz. O da kabul etmedi. O zaman yani mesela aslında yolda mesela bir artistik yaptı diyelim mesela, değil mi? Örnek veriyorum. Şimdi o anda yani ben şimdi kuryenin denetimi yok bence yani. Şu an kuryeler... Şu an yok. Bence bu oda kaydı oluşturmak lazım bunlara. Sayıları da her geçen gün oda kaydı... Yani 500 üzerindedir bunlar belki de. Fazladır. Fazladır değil mi? Fazladır tabii canım. Biz şu an 1 milyonluk bir şehirde yaşıyoruz. Şu an benim odamda yiyecek içecek sektörü olarak 1500-1600 civarlarında üyemiz var. Yani bu ne demek oluyor? 1600 tane dükkan var. 1600 dükkanda yarısında kurye çalışıyor olsa, ki çalışıyor, bu zaten 800-900 gibi rakamlar yapar yani. Ama denetim altına alınması lazım. Vallahi başkanım, ben bir vatandaş olarak bu konuda size özellikle istiyorlar. Tabii ki bu konuyla alakalı kişi olarak kuryeler genelde kimin yanında çalışıyor? Bizim yiyecek içecek sektöründeki bizim esnafımızın yanında çalışıyor. Bir ara sanki oda kayıtları bunların konuşuldu. Bakanlık bir öyle bir şey. Bir ara öyle bir konular geçti fakat öyle kaldı. Öyle kaldı. Bunu takipçi olacak mısınız? Yaptırma geçilmedi. Öyle diyelim mi izleyicimize? Takipçisi olacağız mı derken onların bağlı oldukları derneklerle alakalı görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Tamam. Var mı başkanım ekleyeceğim bir şey? Programın sonuna geldik. Saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar. Güzel bir program diyorum. Oldu. Çok teşekkür ederim. Kırmadınız bizi, geldiniz. Sağ ol. Herkes rahat rahat lokantalarda yemek yiyebilirdi. Ben en azından öyle düşünerek. Sakarya halkı Sakarya'daki bütün lokantalarda gönül rahatlığıyla yemek yiyebilir. Kefilsiniz buna değil mi? O da başkanım. Bizim olarak.
Evet, kefilim ben. Bizim esnafımız namusuyla, şerefiyle mesleğini icra etmektedir. Peki başkanım, onlarla sorun yaşarsa sizin odanızı arayabilirler mi? Arayabilirler. Onu da özellikle belirtelim. Oda artı biri direkt arayabilirler. Hiç problem yok. Tamam, çok güzel. Efendim, bu akşam dediğiniz gibi son zamanlarda canımı sıkan bir konuyu işledik. Sakarya'da lokantalara ben güveniyordum. Başkanım da kefil oldu. Ben yarın yine lokantalarda yemek yemeye devam edeceğim. Herkesin fikrine saygılıyım ama ben Sakarya'daki lokantalara güveniyorum. Haftaya farklı bir konuyla, farklı bir konukla burada olmak üzere size hayırlı akşamlar diliyorum efendim.